8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Matematik Cevapları. Sayfa 184 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Matematik Cevapları. Sayfa 184-36. İğim, dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Çatıların eğimi iklim bölgelerine göre farklılık göstermektedir. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde çatı eğimi ağır kar yükünü azaltacak şekilde en az %40, en fazla %45 olmalıdır. Şekil 1'de kar yağışlı bir bölgede yapılacak bir evin çatısının çizimi gösterilmiştir. Bu çizime göre yapılacak olan çatının eğiminin belirtilen aralıkta olması için çatının yüksekliğinin metre cinsinden alabileceği değerleri gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A. 3,2 H 3,6 B. 3,6 H 6,4 C. 6,4 H 7,2 D. 7,2 H 8 Cevap C. 37. Eda Beren'in elinde biri diğerinden 5 cm daha uzun iki çubuk vardır. Kısa olan çubuk 20 eşit bölmeye, uzun olan çubuk ise 30 eşit bölmeye sahiptir. Eda Beren elindeki kalemin boyunu bu iki çubuktaki bölmeler yardımıyla bulmak istiyor. Kalemin boyunu şekil 1'deki gibi kısa çubukla ölçtüğünde 6 bölmeye, şekil 2'deki gibi uzun çubukla ölçtüğünde ise 8 bölmeye karşılık geldiğini görüyor. Buna göre Eda Beren'in elindeki kalemin boyu kaç santimetredir? A. 8 B. 10 C. 12 D. 14 Cevap C. LGS Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Matematik, Sayfa 184 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.